Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Ukrayna ordusuyla Zelenski arasında gerilim, bensiz karar almasınlar. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi sürerken, ordu ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında askerlik depremi yaşandı. Ordu yeni kısıtlamaların devreye gireceğini duyurunca bu adım Zelenski'yi sinirlendirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Rus ordusu kritik kentleri ele geçirmiş durumda. Son olarak Lysychansk'ı ele geçiren Rus ordusu bölgede kontrolü sağladı. Ukrayna ordusu ise Donbas'ın ikinci parçası olan Donetsk için savunmaya hazırlandığı öğrenildi. Fakat Rus saldırıları altında direnen orduyla Zelenski arasında deprem yaşandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün yaptığı açıklamayla yeni kısıtlamaların devreye gireceğini duyurdu. Açıklama, yeni kısıtlamaların askerler, yedekler ve askerlik hizmetine tabi diğer kişiler için devreye gireceğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeri Zaluzny, bu kararı sevgili vatandaşlar, askerler ve askerlik hizmetinden sorumlu olanlar, size savaşın sürdüğünü hatırlatıyorum. Ülkenizin size ihtiyacı var. Askerlik kaydını henüz yaptırmamış veya yenilememiş olan herkesin bu işlemi yapması gerekmektedir. İlçe ve bölgelerinizi terk etmeyi planlayanların, bölge alım ve sosyal destek merkezinden izin almaları gerekmektedir şeklinde duyurmuştu. Açıklamada bu kişilerin ikamet yerlerini terk etmelerinin yasak olduğu vurgulandı. Ülkede sosyal medyada da pek çok kişi bu karara tepki gösterdi. Dün gece ulusa sesleniş konuşmasında Zelenski'nin sinirli olduğu gözlenen, Ukrayna lideri kendisine danışılmadan alınan bu kararın birçok tartışmaya neden olduğunu belirtti. Zelenski sözlerine şöyle devam etti. "Böyle bir kararla ilgili farklı değerlendirmeler olduğunu görüyorum. Toplumda yanlış anlaşılma ve hatta infial var. Halka bunu çözeceklerime dair söz veriyorum. Genelkurmay'dan gelecekte bensiz bu tür kararlar almamasını istiyorum." ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.